Herkese selamlar arkadaşlar. Pik programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste while döngüsü hakkında konuşacağız. Döngü konularına devam ediyoruz. While döngüsü C diline tanımlı döngü tiplerinden biridir arkadaşlar. For döngüsü gibi bir işlemi birden fazla yapmak için kullanılan bir programlama yapısıdır. Ama for'dan bir takım farklılıkları var arkadaşlar. Mantık olarak yine bir şart ifadesi koşuluyor. Parantez içerisinde mevcut durum o şartı sağlıyorsa döngü içerisindeki kod çalıştırılıyor. Tekrar kodun başına geliyor arkadaşlar. Tekrar mevcut şart sorgulanıyor. Sağlıyorsa sonsuza kadar bu durum devam ediyor. Ta ki mevcut durum şartı sağlamayıncaya kadar. Şimdi while döngüsünde for'dan farklı olarak sayısal olarak arttırma işlemi yapılmıyor. Yani for döngüsü içerisinde nasıl ki i diye bir değişken tanımlıyorduk. Sıfırdan başlatıyorduk onu. 1-1, 2-2 arttırıyorduk. Sonra belli bir sayıdan küçük olup olmadığını kontrol ediyorduk ve sonlandırıyorduk arkadaşlar. Burada otomatik arttırma işlemi yok. Belli bir şart var. Bu şart illaki sayısal bir şart olmak zorunda da değil. Yani olay tabanlı bir işlem de yapabilirsiniz. For döngüsünden diğer bir farkı bu. Nasıl olduğunu anlamanız için arkadaşlar biz en iyisi başlayalım programlamaya. Onun üzerinde konuşalım. Int i diyelim. I diye bir değişken tanımlayalım arkadaşlar. Buna 0 diyelim değer olarak. Main'in içerisine girerek while döngüsünü oluşturalım arkadaşlar. Bunun içerisinde bu kod zaten main fonksiyon içerisinde çalışıyor bildiğiniz gibi. While diyoruz. Parantez açıyoruz. Bunun içine bir şart gireceğiz. Diyelim ki i sayısının 10'dan küçük olması olsun şart. Sonra bu arada noktalı virgül kullanmıyoruz. Ancak tek satırda yaparsanız o işlem olur. Diğer durumlarda arkadaşlar normaldeki gibi kod bloğu açmanız gerekiyor süslü parantezde. Evet, bunun içerisine yazalım ki tab ile boşluk bırakalım. Printf yine tırnak ile içerisine yazacağımız metne girelim. İ sayısının değeri diyelim. Eşittir. %d diyelim arkadaşlar. Print formatıydı bildiğiniz gibi. Sonra buraya da i artı art diyelim. i'yi de hep otomatik olarak arttırsın. Şimdi bu kodu öncelikle bir boot edelim. Hata var mı yok mu? No error diyor. Hata görmedi. Şimdi compile edelim. Çıkış kodunu üretsin. Yönetici olarak çalıştır diyorum arkadaşlar. Yoksa library olarak bulamayabiliyor. Gerçi bir önceki kodu açarım ben yine ama yine de aklınızda olsun. Recent Project'ten bir önceki dosyayı açıyorum. Bunun biraz süre alacak gibi şu an. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sonra kodu yükleyeceğiz. Şimdi içerisine girelim. ICD uzandığı dosyayı buraya tıklayarak alıyoruz arkadaşlar. Play tuşuna basarak çalıştırıyoruz. Her zamanki gibi Virtual Terminal'e geldik. Ah yine aynı hata yapmışız. Sayının değeri 1, 2 diye artmış ama RN yapmadığımız için alt alta yazmamış. Yine bir compile edelim. Durdurayım. Evet, şimdi çalıştıralım. Debug'a geliyoruz. Yine ekranı açtık. Evet. İ sayısının değeri 0'dan 9'a kadar artmış arkadaşlar. Şimdi gelelim koda. Şimdi burada for'dan farklı olarak dediğim gibi otomatik bir artış olayı yok. Siz şart içerisine giriyorsunuz. Sağlayıncaya kadar çalışıyor. İlk olarak i 0'dı arkadaşlar. Sonra i'nin değerini buraya yazdırıp 1 arttırdı. i 1 oldu. Sonra i 10'dan küçük olduğu için yaptı. 2 oldu, 3 oldu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta ki bu döngünün dışına çıkıp 10 oluncaya kadar arkadaşlar. Çünkü ne zaman ki i küçüktür 10 şartını sağlamadığı zaman yani ondan ona eşit veya ondan büyük olduğu zaman arkadaşlar bunun içerisindeki değer false oldu. Böylelikle arkadaşlar döngünün dışına çıktı. Şimdi biz her zaman doğru veya her zaman yanlış olmasını sağlamamız için içerisine direkt bool'un ifadesi de girebiliriz. Yani biz buna while 0 dersek arkadaşlar böyle bir compile edelim mesela. Nasıl bir çıktı verecek onu görelim. Bunu kapatıyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Debug ekranına geliyoruz arkadaşlar. Sanal terminalden. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir çıkış vermiyor. Çünkü içerisine sıfır yazılı olduğundan dolayı arkadaşlar her zaman false olarak kabul etti. Hiçbir şart yok dedi. Ve kesinlikle döngünün içerisine girmedi. Bunu tam ters bir yaparsak ne olur? Onu görelim. Compile edelim. Evet. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Sonlandırıp tekrar bir çalıştıralım. Çalıştırıyoruz. Play tuşuna bastık. Virtual Terminal dedik. Evet, i sayısının değeri 100'e bile gelmiş.
Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi değer 120'den 0'a iniyor ama. Nasıl oluyor bu iş? 125 oluyor. Sonra tekrar azalıyor. Ve sonsuza kadar arttırılıyor arkadaşlar. Veri tipinin büyüklüğünden dolayı sanırım. Yani önemli olan artıp azalmasından ziyade burada dondu galiba. Bunu durduralım burada. Sonsuza kadar çalışması. Yani bunun yerine mesela ne yapabiliriz? Direkt farklı bir metin de gelebiliriz. İ sayısının değeri. Yalnızca bu ifadeye bastım mesela. Compile edelim. Printf variable. Ha, buraya bunu belirtmenin anlamı yok. Evet. Şimdi compile ediliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya gelelim. Sonlandırıp bir çalıştıralım. Debug'a geliyoruz. Virtual Terminal dedik. Bu sefer i sayısının değeri ifadesini sonsuza kadar yazdırıyor. Böylelikle arkadaşlar while döngüsünün true, false değerleri ne anlam ifade ediyor? Onları gördük. Bunun dışında arkadaşlar do while dediğimiz ayrı bir döngü yapısı daha var. Do while'de while'e benzemekle birlikte bir takım farklılıkları olan bir döngü yapısı. Do while'in iki parçası var. Birinci blok do kısmı. Do İngilizce'de yap anlamında. Sonra while'da şart aranıyor. Şimdi burada bir statement diye başlangıç durumu var. Sonra arkadaşlar mevcut ifadeyle tutuşup tutuşmadığına bakılıyor. Eğer tutuşuluyorsa arkadaşlar tekrar ifadeye geri dönülüyor. Değilse sonlandırılıyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela bu arttırma işlemini do'nun içerisinde yapıp sonra while'in içerisinde şart kısmını sorgulatabiliriz. Buraya gelelim arkadaşlar. Şimdi bunu sileyim ben. Bunun yerine do yazacağız arkadaşlar. Burada dememiz gereken şey şu. Direkt do ifadesini kullanmak. Bu içeride arttırma işlemi yapsın eskisi gibi. Eşittir diyelim. %d diyelim. Bunun da dışına çıkarak virgül koyalım. İyi artı artı diyelim arkadaşlar. Bu bloğun dışarısında da sorgulama işlemini yaptıralım. Diyelim ki while i küçüktür 10'dan olsun. I 10'dan küçük olduğu sürece do bloğun içerisindeki işlemleri yapacak. Bu arada tek satırlık kod olduğundan dolayı küme demeyelim, süslü parantezi ile arkadaşlar blok açmama gerek yok. Bu C dilinin bir özelliği. Yani if döngüsünde, if koşul bağlacında da böyle. Tek satırlık koddan oluşan bir yapıysa alt altı blok açmanıza gerek kalmıyor. Bunu build edelim. Evet, hata vermedi. Tekrar compile edelim arkadaşlar. Sonlandırıp tekrar başlatalım. Debug kısmına geliyoruz. Evet, i sayısının değeri 0'dan 9'a kadar bir önceki koddaki gibi çalıştırılmış. Şimdi bu da aynı while döngüsü içerisinde olduğu gibi arkadaşlar arttırma işlemi yaptı. Ama bir farkla bir öncekinde şarta uyulup uyulmadığına bakılıyordu. Sonra işlem yapılıyordu. Burada önce işlem yapılıyor. Sonra şarta uyulup uyulmadığına bakılıyor arkadaşlar. Çalışma yapısının farkı bu. Yoksa döngü olarak çalışma anlamında tamamen aynı. Dediğim gibi önce işlem yapılıyor. Sonra şart sorgulanıyor. Diğerinde önce şart sorgulanıyor. Sonra işlem yapılıyordu. Böylelikle döngü yapılarıyla alakalı arkadaşlar while ve for anlamında konumuzu tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.